Yazar ve şair. Hemen merhaba diyorum. Merhaba Tahir Bey. Merhabalar Sevinç Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz benim çok sevdiğim bir ailesiniz. Buradan sizin de vasıtanızla Vedat abiye de, Vedat Sakman'a da kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Ben sizin yanınızda her zaman huzur buldum. Evet. Kendimi hep huzurlu hissettim. Bu sizin kökünüzle alakalı sanırım. O yüzden hem heyecanlı, bir o kadar da mutluyum. Çünkü siz benim sanatın renklerine başlarken ilk konuklarımdan biriydiniz. Bir tanesi benim Hakan Alak'tı. Şeyh Bedrettin filminin yönetmeni. Diğeri de sizdiniz. Evet. O yüzden bana uğur getirdiniz. Umarım ben de size uğur getirmişimdir. Ben kendi uğruma ve bereketime inanırım. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum. Siz de bana çok uğurlu gelmiştiniz. O zaman o dönemlerde malum salgın vardı. Ben de korona geçirmiştim. Ve sonra yeni bir şevk geldi. Böyle çalışmalara başladık falan. Bilgisayarda bekleyenleri toparladım. Onları işte dizayn ettim. Yayımladım dijital olarak. İşte onlarla uğraştık. Yani siz de bana kesinlikle uğurlu geldiniz. Ve uzun süredir ekranlara çıkmıyorum. Benim için de bir tazelenme oldu. Hayır, çok teşekkür ederim. Bu arada siz oldukça güzel kitaplar yazmıştınız, kıymetli kitaplar yazmıştınız ve bunların da bir kısmını bana göndermiştiniz. Benim hep içimde ukde kalan, sanırım önümüzdeki süreçte mutlaka ulaşacağım, babanızın sözleriyle ilgili, besteleriyle ilgili bir arşiviniz de vardı. Siz bunu kitap olarak çıkarmıştınız, değil mi? Evet. Evet. Peki o günden bugüne neler yaptınız? Tahir Sakman'dan bunları dinleyebilir miyiz? Tabii. Kısaca ben özetleyeyim. Çok da vaktinizi almak istemem. İzleyicilerimizin de sizlerin de. Daha önce yayınlanan bir 12 kitabım vardı zaten, biliyorsun, bahsetmiştik ilk yayında. Bunlar Konya türkü kültürüyle alakalı, Konya oturak kültürüyle alakalı kitaplardı. Ayrıca öykü vardı, bir tane roman vardı, deneme vardı, şiir kitapları vardı. Tabii bunların içeriğinin hepsi, iftiharla söyleyeyim ki hepsi genelde Konya ile ilgilidir. Konya bizim öz vatanımız. Ben Konya'yı bir Selçuklu torunu olarak, eski bir başkentli olarak çok seviyorum. Ve anlatmak istediğimde bir başka Konya var. Tabii bizim çocukluğumuzdaki Konya ile şimdiki Konya arasında, tabii Konya büyüdü, metropol bir şehir oldu. Anlayışlar değişti, hayata bakışlar değişti, nüfus yoğunlaştı. Bunun beraberinde getirdiği işte ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar. Bunların ötesinde dünün Konya'sıyla günümüzün Konya'sı arasında bu kayası yapmak tek amacımdı. Bunlardan mesela hemen şöyle göstereyim ben size. Bunu ben korona döneminde yazmıştım aslında. Bir şehrin öteki hikayesi, korona günlükleri şeklinde. Evet. Bu elimizde böyle şey olduğuna bakmayın siz bunu. Bunu ben dijital olarak yayınladım. Hem korona ile alakalı duygu ve düşüncelerim var ve günümüzdeki Konya ile ilgili, geçmişle ilgili anılar, çok anılar var ve çok fotoğraflar var. Bunu yayınladım. Dijital olarak yayınladım. Sonra O Şehir isimli bir çalışma var yine. Bu şiir kitabıdır. Bu Konya ile ilgili yazdığım aslında bir hesaplaşma kitabıdır. Şehirle ilgili bir hesaplaştığım, şiirsel bir şiirle hesaplaştığım bir kitaptır. Yine önceki yıllarda yazdığım şiirleri topladığım Aşk Ömre Sığmaz isimli bir kitap. Bu da yeni bir çalışma. Ben daha önceleri bahsetmiştim. Ramazan manileri eski bir geleneğimiz bizim. Evet. Ben çok duyuyorum Ramazanlarda yazmayı. Yine bu 2022 yılında ekonomik krizle alakalı bir kelime oyunu yaparak Ramazan manileri şeklinde yayınlamıştım Ramazan'da 2022 yılında. Ve bunu da geçtiğimiz yılda, ve bu kitabın içerisinde fotoğraflar da var. Fotoğraflarda yine benim çektiğim fotoğraflar. Konuyla alakalı. İşte Konya'yı anlatan, insanını anlatan dörtlüklerin maniler dışında olanlar var. Bir de yine daha sonra yine Mazlum Bektaşi fıkralarını yazmıştım. Bunları şeyle beraber 2017'de yazdığım Ramazan manileri vardı. Onlarla birleştirerek böyle küçük bir kitapçık olarak yine dijital yayınladım. Yine bir hayata farklı bir bakış açısıyla kaleme aldığım şiirler var. Arka cepteki dünya ismini taşıyor. Efendim, daha sonra yine şey var. Böyle bir kitap, Sensiz Cennetin Canı Cehenneme. Bu bir şiir kitabıdır. Bunu yayınladım. Ses gitti sanırım. Konya'sın diye söylediğim bir kitap. Tamam. Konya üzerine söylediğim. Yani bütün bir ömrüm boyunca bugüne kadar söylediğim, Konya üzerine söylediğim şiirleri topladığım bir kitap. Bir de şurada elinde basılı olmayan ama dijital olarak yayınladığım şey var. Zan Uşakları diye bir fantastik bir kitap var. O da dijital olur. Onun adresini vereceğim. Şu iki ciltlik bir kitap var önünde. Konya ve Ötesi 1. Sonra Konya ve Ötesi 2 şeklinde iki ciltlik. Bayağı hacimli bir kitap bu. Evet, evet. Bunu da inşallah önümüzdeki günlerde yine dijital olarak yayınlamayı düşünüyorum. Tabii dijital olunca kitap okunması çok kolay olmuyor. Kitap kurtları bilirler, kitabı eline alıp hissetmek isterler. Tabii. Onun için umarım kısa zamanda bunların fiziki olarak baskılarını da yaparız. Bunlara ulaşmak isteyenler olursa Facebook'ta Tahir Sakman adresine giderlerse veyahut benim blog sayfam var. tahirsakman.blogspot.com o adresten de indirme linkleri var. Ücretsiz olarak orada 9 tane kitabım var. Ayrıca bir tane kitabımda ikinci baskısı yapılmadı. Mevcut kalmadığı için onu da koydum. Bir Hayat Yetmez. Benim ilk şiir kitabımda. Onu da o dijital olarak oraya koydum. Oradan isteyen bilgisayarına indirebilir ama bir ayrıntı var. Lütfen fizik olarak basılmasın. Sadece bilgisayarlarına indirip dijital olarak kullanıma açılmıştır. Şimdi sizin basılmış kitaplarınız da vardı. Oldukça kıymetliydi. Onlara nasıl ulaşabilirler tabii, Tahir Bey? Onlara internette var. Bu kitapların pek çoğunu ve kültür merkezinden çıktı Konya'da. İnternetten onlara ulaşabilirler. Yani dijital kanallardan satın alabilirler. Yani satışta değil mi? Kanallar. Satışta ama olmayan kitaplar da var. Mesela şu bir Mazhar Satman'dan Türküler kitabı şu an baskısı mevcut değil. İnşallah yeni baskısı düşünüyoruz. İnşallah. O da çok kıymetli bir kitap ama yani onun mutlaka tekrar basılmasını sağlamak gerekiyor. Ben de aynı dijital kitapların sizden de duyduk tabii ki, kitap severler bilir kitap kokusu başka bir şeydir ama dijital kitabı tercih etmiş olmanız yeni işte dünya düzeni içerisinde işte Z kuşağın özellikle tercih ettiği bir tarz olmasından kaynaklı mı buna yöneldiniz? Tabii o da var ama asıl korkum benim yani yitip gitmesi, bir kenarda kaybolmasın dedim. Aynı zamanda ben bunları Milli Kütüphane'ye de yükledim. Elektronik derleme arşivleri var. Oraya da yükledim. Orada da mevcut. Yani yitip gitmesin. ISBN numaraları falan alındı. Orada da bulunsun istedim. En azından fizik olarak basılmasa bile orada bir gün araştırmacıların hizmetine sunulur diye. O yüzden böyle bir kaygıyla girdim. Çünkü ne olacağımız belli değil ki ya, böyle bir dünyada yaşıyoruz ki yetip gitmesin bilgisayar arasında. Yani bir dijital dünyada var ama dijital dünya bir göçtüğü zaman onlara ulaşamazsınız. En azından böyle bir Milli Kütüphane'de falan bulunsun. Bir arşiv çalışması yapmak isteyen olursa oradan ulaşabilsin diye düşündüm. Ama en kısa sürede bunların basılmasını ben de çok istiyorum. Tabii mevcutların yanı sıra baskısı biten kitaplar var. Mesela bu demin konuştuğumuz Mazhar Sakman'dan Türküler kitabı. Aynı zamanda bir biyografi kitabı Mazhar Sakman Konya Türküleri açısından